Herkes süpere falan diyor Abdullah'ın ölümü için. Medyanın sevdiği hikayeler. Sonuçta kanında alkol bulunmuş. Bence trafik kazasından başka bir şey değil. Senin ortağın olduğu için seni de soruşturmaya almasınlar. Alsınlar hayatım. Bence problem yok. Ben sonuçta vergilerini ödeyen normal bir vatandaşım. Sen kafanı takma böyle şeylere. Şahı sıkıştırmışlar ha? Evet. Ama kurtarır bence. E tabii. Piyonlarla farklı bir strateji geliştirilebilir. Aynen. Savaşı piyonlar kazanıyor Adem. Biliyorsun. Ya bu Abdullah'ın ölümü Timur Bey'in işlerini etkiler mi sence? Ortaydı sonuçta. Yani. Evet ortaydı ama... Timur Bey'e bir şey olmaz merak etme. Bu alemde vezirler geçici Adem. Önemli olan şah. Şahın da sırtı kolay kolay yere gelmez. Hemen bulurlar yeni bir ortak. Bu işler o kadar kolay mı ya? Doğru adımları atarsan kolay tabii Adem. Neyse sen boş ver. Kafanı takma bunlara. Hayatım. Sen Adem'le eve dön. Benim birkaç işim var. Halledip geleceğim. Tamam. Bekir. Bakalım. Hadi bakalım. Hadi şimdi. Hadi bir, iki. Hayda. Kızım niye yapıyorsun bunu güzel kızım? Bal kızım. Hadi ne olur bir kere de. Hadi bakalım. Yavrum niye çalışmıyorsun? Neden yapıyorsun bana bunu? Ne oldu senin? Bal kız çalışmıyor mu hala? Ya Fatma, ben bu arabanın her şeyini değiştirdim ya. Her şeyini, bujilerini değiştirdim, motor kapaklarını değiştirdim. Çalışması lazım aslında, çalışması lazım. Benim de seni Boğaz turuna götürmem lazım. Bunların hepsini planladım aslında ama işte ne bileyim ses sistemi değiştirdim mesela. Ses sistemi çok iyi çalış. Boğaz'dan geçerken sana Tarkan açacak. Ama işte çalışmıyor. Arabanın içi bayağı iyi olmuş yalnız biliyor musun? Bu arada araba çok güzel kokuyor. Beğendin mi? Evet. Ya ben şey yani senin için araba parfümü aldım da işte. Ya. Güzel. Yani Boğaz turu da olur ama ne bileyim bebeğe falan gitsek daha iyi olur. Şimdi herkes oraya gidiyor ya. Bebek. Bebek olur. Sen nereye istersen oraya gideriz. Yeter ki emret. Bir çalışsın tabii yani bakarız. Neyse ben kaçıyorum. Görüşürüz bal kız. Kolay gelsin. Sana da kolay gelsin. Duydun mu? Kız duydun mu? Duydun mu? Gidiyoruz hep beraber gideceğiz. Geliyorum dedi bakarız dedi. Birlikte gidiyoruz dedi ya bu kadar basit. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Evet be. İşte bu kadar. İşte bu kadar benim güzelim. Vitesine kurban, direksiyonuna kurban. Aşkım bal kızım benim, canım bal kızım. İşte bu kadar ya. Bu kadar birlikte git. Aşkım ne yaptın? Bal kız ya. Bal kız şimdi çalışmadın mı? Fatma'yı görünce çalıştın tabii değil mi? Şimdi çalıştın. Bir daha çalışsan ne olur ki ya? Of. Ne yapıyorsun kızım sen bu fotoğraflarla? Hiç fotoğraf seçiyorum, video çekeceğim. Alo. Nevin Hanım, akrabanız kapıda. E tanıyorsunuz artık teyzemi, alın içeri bir zahmet. Teyzem, ben gidip alayım. Yok, bu başka biri. Ece! Ece! Ece!
Ferda. Almayacak mısın beni içeri? Sevindim vallahi. Yüzümü unutmamışsın. Ne dile kolay, 8 yıldır görüşmüyoruz Nevin. Ececiğim, gelsene yanıma tanışalım. Niye geldin buraya Ferda? Geleceğimi söylemiştim Nevin, unuttun mu? Ferda. Kızlar. Merhaba. Misafirimizin olduğunu bilmiyordum. Abi benim hatam, kusura bakmayın. Habersiz geldim. Ferda ben. Adem. Aşk olsun Nevin ya. Benden kocana bahsetmedin mi hiç? Ben Nevin'in çocukluk arkadaşıyım. Aha, o bahsetmiştir de ben unutmuşumdur. Anlatsaydı emin olun unutmazsınız. Değil mi Nevin'ciğim? Aşk olsun, gerçekten çok kralım. Hiç mi bahsetmedin benden ya? Ne bakıyorsun oğlum? Manitayla da konuşmuyor. Buyurun, dinliyorum. Yeni bir görevin olabilir. Elbette efendim. Siz nasıl istersiniz? Hazır olmanı istediler. Peki. Görüşmek üzere. Saygılar. Ulan hayvan! Yavaş oğlum, yavaş! Kaç tane yemişsin? Melahat teyze nasıl? İyi mi? Ne yapıyor? İyi, bildiğin gibi. Kızıma da gel, biz yemek yapalım. Annen arkadaşına rahat rahat muhabbet edeceğiz. Benim içinse lütfen zahmete girmeyin. Hayır canım, ne demek? Estağfurullah. Çok yakışıklıymış kocam. Ne kadar şanslısın. Mutfağa girip yemek yapmalar falan. Vay be. Bir biz bulamadık şöylesine ha. Evime geldim, baş köşede oturuyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun Ferda, beni öldürmek mi istiyorsun? Yo, hiç öyle bir derdim yok. Benim derdim para. Derdim ya para. O neye yeter be? 50.000 lira daha istiyorum. 50.000 mi? Çok mu buldun? Hapishanede yaşlı bir kadın vardı Nevin. Bana ne derdi biliyor musun? Para söz söyletir, kıyafet yürüyüş öğretir. Nasıl ama? Git evimden, ne olur git. Senin rahatın yerinde tabii. Böyle mis gibi evlerde yakışıklı kocanla beraber yaşıyorsun. Dünya güzeli bir de kızın var. Lütfen sus. Benim neyim var? Hı? Bir düşün. Hiç. Adem bu evde maaşlı çalışıyor. Burada gördüğün hiçbir şey bize ait değil. Bak şimdi doğru söyledin işte. Hiçbir şey senin değil. Senin hayatın koca bir yalanın üzerine kurulu Nevin. Ferda lütfen sus. Ne olur git. Tamam. Sakin ol, gidiyorum. Ama sana 2 gün süre veriyorum Nevin. Parayı buldun, buldun. Bulmadın, gelirim. Acımam bu güzel hayatına. Kocana her şeyi teker teker anlatırım. Hayatım, bölüyorum. Kekiği nereye koydun ya, bulamıyorum. Siz kalktınız mı? Yemek hazır olmak üzere. Ferda'nın acil işi...